Adamımız hapishanede başına iş açmış. Görmek istersiniz dedi. Göster. Lütfen saçmalama. Bize geri dön Altay. Gel bizim oğlan, gel. Buraya gelip cemalini görünce için bir rahatlıyor kumandan. Allah seni başımızdan eksik etmesin. Yavaş, dikkatli yürü. Bu cihanda bildik bilmedik milyarlarca mahlukatla ortak yaşıyoruz. Adımına dikkat edeceksin. Karınca yuvası var orada. Allah affetsin bir zarar verdiysek. Yok öyle. Mahluk hesabını kendi sorar. Cihan Padişahı Kanuni Sultan Süleyman hocasına der ki, meyve ağaçlarını karınca sarınca, günah var mı karıncayı kırınca? Hocası Ebu Suud cevap verir. Yarın Hakk'ın divanına varınca, Süleyman'dan Hakk'ın alır karınca. Gel içeri gel. Geç bakalım. Otur Ahmet'im. Açlığın var mı? Yok, tokum elhamdülillah. O işi hallettik. O zaman su iç. İyidir. Sağ olasın. Haber var mı bizim oğlandan? Hiçbir yerde izi, ismi, cismi yok. Benim fikrimce Türkiye'den çıkardılar Altay'ı. Hangardan çıktıktan sonra arabayla Şile'ye gidiyor. Oradan bir tekneye biniyor Altay. Tekne daha sonra Karadeniz'e açılıyor. Ondan sonrası da bizde yok. Seni ardında bıraktığın ve ruhunda taşıdığın emanetleri Rabbim koruyup saklasın evlat. Yiğitliğin baki kalsın. Hayatın bir dengesi vardır. Sırf zararlı diye bir böceği ezmek dengeyi bozabilir. Mao Zedong. Komünist Çin'in kurucusu. 1950'lerin sonunda pirinç üretimine kötü etki ediyor diye milyonlarca sivrisinek, karasinek, fare ve kuşu yok etti. Birdenbire ortaya böcek sürüleri çıktı. Peşinden çekirge istilası. Onun peşinden sümüklü böcek salgını. Kuşların kökü kazınmamış olsa bunları yiyecekler ama ortada kuş kalmamış. Bu ekolojik felaket sonunda kıtlık oldu. En az 20-30 milyon Çinli açlıktan öldü. Cehennemin yolları iyi niyet taşlarıyla örülüdür. Her adımda dikkat et. Alo? Benim.
Levent. Niye aradın beni bu saatte? Kendimi hatırlatmak istedim. Beni sakın unutma. Hala buradayım. Ve hakkım olan parayı almadan hiçbir yere gitmeyeceğim. Bir Rus, bir Fransız, bir Türk bir yerde karşılaşmışlar Mahmutcuğum. Sonra Doğan gelmiş. Ne demiş? Her zamanki Doğan sakınmaz. Hani bana, hani bana demiş. Gelmiş, işe çökmüş. Aferin Mahmut lan. Adamımsın. Önden buyur Mahmut kardeşim. Gel. Sen hala uyumadın mı? Uyku tutmadı. Benim bir misafirim var. Az da uzun sürmez. Sen yat, ben de geliyorum. Sen kalkmışsın. Böyle bir işe çöküyorsun. Haliyle ben de hani bana derim Mahmut. Bu işler böyle. Anlat bakalım, nedir olay? Ev güvenli mi Doğan Bey? Evimdesin. İnimdesin Mahmut. Buradaki tek tehdit benim. Kusura bakmayın, öyle demek istemedim. Ben üç kıtaya ihracat yapan bir iş adamıyım. Dikkat etmem lazım. Merak etme. Burada kimse bizi duyamaz. Şey... Bir de... Telefon var. Dinleniyor diyorlar. İnanın ben de benimkini arabada bıraktım vallahi. Çattık ya, al. Başka bir isteğin var mı Mahmut Bey kardeşim? O zaman anlat şu meselenin aslını. Ruslar hipersonik füze yapmışlar. O ne oğlum? Şimdi şöyle Doğan Bey. Ses hızındaki uçuşlara transonik. Ses hızından daha yüksek süratteki uçuşlara süpersonik. Ses hızının 5 katı kadar yüksek olan hızlara ise hipersonik deniyormuş. Oha. İşte bunlar bunu yapmışlar. Bizim Rus da bunu geliştiren ekipten biri. Maaşını beğenmemiş demek ki. Ben bu bilgileri satayım, hayatımı kurtarayım demiş. Haklı olan. Aynen Doğan Bey. İşte ben burada devreye girdim. Rus'un Moskova'dan kaçışı, burada Fransız alıcıyla buluşması vesaire. Bu işler bize kaldı. Tamam, uzatma. Sonuç? Yarın son görüşme olacak. Ben aracıyım. Onlar helalleşecek, biz komisyon alacağız. Yok, öyle olmayacak. Yarın bunların görüşmesini göl kenarına al.
Görüşürüz Mahmut. Bana Altay'ın yerini söyle Sefer. Bilmiyorum abi. Al işte. Kardeşim siz ne biliyorsunuz? Mira'nın nerede olduğunu biliyorum. Altay yok mu yanında? Yok. Mira bugün ofisinden hiç çıkmamış. Altay da hiç oralarda görünmemiş. Kimdi o adam? Mahmut. Mahmut kim? Sana ne? Kusura bakma. Gerginim biraz. Hayatımı kurtardı. Üstelik... sadece bu dünyamı değil, öte dünyamı da kurtardı. Demek bunun için dövdüler seni. $1. Böyle bir cehennemde büyük para tabii. Ver onu bana. Onları anladım. Ama sen niye $1 için canını vermeye razısın? Orasını anlayamadım. Ver dedim. Bunun ne olduğunu biliyorum. F serisi 1 ile başlayan $1. Demek sen de o hainlerdensin. Kim olduğunu anlatırsan veririm. Defol git buradan. Sare geldi. Yalnız mı? Doğan'ın şoförü getirdi. Peki. Thank you.
gece Mahmut diye bir adam geldi Doğan'ın yanına. Mahmut? Ne konuştular? Bilmiyorum, duyamadım. Ama önemli bir şey olmalı. Gece o saatte kimse gelmez eve. O zaman bir dahaki sefere daha elle tutulur bir bilgiyle gel. Olur mu? Asıl derdimiz Levent. Ne olmuş Levent'e? Parasını vermedin mi? Hala devam mı ediyor o mevzu? Esra olmadığımı anladı. Sara, böyle bir hatayı nasıl yaparsın? Ya ben hata yapmadım. Adam çocuk yapmış Esra'dan. Anladı işte. Sen nerede olduğunu biliyor musun? Bizim paramızla lüks otelinde keyif yapıyor. Canına susamış. Tamam, bir çaresine bak lütfen. Yoksa benim başıma bela olacak. Tamam, bakarız. Doğan giriş yaptı. Hoş geldiniz. Esra Hanım, buraya oturdu. Sizi de şöyle alalım. Tuvalete kadar gitti Esra Hanım. Nasılsınız? İyiyim, sağ ol. Her zamankinden yaptırıyorum. Tamamdır. Evet. Doğan Sakınmaz geldi. Peki. Nesi var bunun? Altay Mira ile birlikte çıkmış. Nereye gittiğini bilen yok. Ona bozuk. Sen biliyor musun Altay'ın nerede olduğunu? Sen bunu niye merak ediyorsun? Hiç. Neredeyse çıkar gelir. Hadi sen şimdi Doğan'ın yanına git. Yine seni tuvalette orada burada aramasın. Ha? Afiyet olsun. Ben de korkmuştum gelmeyeceksin diye. Seninle kahvaltıyı kaçırır mıyım hiç? Bilmem. Senin her zaman daha önemli işlerin olabilir. Laf sokma. Benim senden daha önemli bir işim mi var? Hadi o zaman bir çılgınlık yapalım bugün. Gidelim İstanbul'dan. Nereye? Mesela Ayvalık'a. Deli kızım benim. Gideriz, gitmesine de şimdi olmaz. Biraz işlerim var. Ya. Al işte. Gördün mü? Hani benden önemli işin yoktu? Bu kurdoğlu meselesi benim kafamı çok kurcalıyor Esra. Bulamadın mı nerede olduğunu? Yok. Mira götürmüş işte. Kadın da evden ofise, ofisten eve gidip geliyor. Ne yaptıklarını bilmiyorum. Ya niye doğrudan sormuyorsun ki? Hazırlıklı olmam lazım. Neyle karşılaşacağımı bilmiyorum. Zarar vermiş olabilirler mi? Altay kim ki onlar için? İsteseler üstüne basıp geçerler. Bir şey yapacak olsalar beni de pek takmazlar. Alıp götürdüklerine göre başka bir işleri vardır. 5 numara maçı izleyemedi. Belki onunla ilgili bir eğlencesine falan. Bu Mira'nın özel bir işi olabilir mi? Her şey olabilir. Alex, 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 Alex.
buradan çıkmanın tek yolu bu adamla dövüşüp onu yenmem. Ne olur onu yenersin. Serbest mi bırakırlar beni? Serbest bırakılmayı unut. Buradan canlı kimseyi bırakmazlar. E ne olacak o zaman? Müdür Nikolay dışarıda bu dövüşleri organize ediyor. Bu işten büyük para kaldırıyor. Şimdi anlaşıldı. Seni kurtarmak için niye beni seçtikleri? Dövüşçü müsün? Nikola'nın yaptığı nasıl bir organizasyon? Eski gladyatörlerin arena dövüşleri gibi bir şey. Ölümüne yenilen ölür. Gelenler bahis mi oynuyor? Kimsenin geldiği yok. Deep Back diye bir şey üzerinden dünyadaki zenginlere açık bir şov bu sadece. Deep Back'in ne olduğunu biliyor musun? Duymuştum. Yasa dışı işlerin çevrildiği bir yer. Silah satışı. İnsan kaçakçılığı. Her türlü satkınlığın yapıldığı bir ortam. Normal internet kullanıcısı giremezmiş. En az 3 kişinin referansı olduğu bir şifre lazımmış girmek için. Aynen orası işte. Dövüşler kameralar aracılığıyla tüm dünyadaki sapıkların izlemesi için canlı yayınlanıyor. Dövüşün sonunda birisi ölüyor. Ölmezse zaten müdür Nikolay bunu köpeklere veriyor. Köpekler de işini bitiriyor. Burada da kamera var mı? Burada yok. Her hafta hapishanenin şampiyonu seçilir. Sonra dışarıda bir yerde başka bir yerden seçilmiş bir şampiyonla karşılaşır. İşte Alex buranın şampiyonu. Eğer onunla dövüşür, onu yenersen dışarıdaki dövüşlere seni götürürler. İşte o zaman kaçabilirsin. Tabii bir ufak ayrıntı, beni de alman gerekiyor yanına. Miyagi Ustan olarak cilalamaya başlasan iyi edersin. Çök hemen. Çök dedim sana. Sıkılmadım denemekten. Türk! İlk günden olay çıkarmışsın. İkiye karşı tek. Dayak da yememişsin. Güzel. Ama bunun hesabını vermen gerek. Benim gardiyanıma el kaldıran karşısında Maksim'i bulur. Duydun mu? Bu gece hesaplaşacaksınız. Benim kimseye verilmeyecek hesabım yok. Keşke Yavuz'um da, Cengiz'im de görseydi bu günleri. Daha çok yolumuz var kumandan. Allah emeklerini zayi etmesin. Amin. Var gücümüzle çalışıyoruz. Ama endişeliyim.
Malzeme tedariğinin kesilmemesi gerek. Ha, ben de seninle onu konuşmak istedim. Ulvi Paşa'dan hiç haber geldi mi sana? Yok. Sende vardır haber diyordum. Henüz hakim değilim o konuya. Ulvi oraya tesadüfen mi atandı? Yoksa içeriden bizimkiler özel olarak mı seçip koydu bilmiyorum. Acele etme. Bugün yarın anlarız. Üst çavuş Berkan. Gel Akın. Sezai komutanımızın son 2 yılda yaptığı bütün adımların listesi. Ben hepsini tekrar gözden geçirdim. Var mı dikkatini çeken bir şey? En son uçak sanayinde kullanılan titanyum kablo siparişi vermiş. Bunu bana hiç duyurmadı. Hangi fabrika için verilmiş bu sipariş? Bilmiyoruz. O devreden çıkınca alım da yapılmadı. Ayrıca bir şey daha. Silahlı kuvvetlerde, birliklerdeki akaryakıt depoları için pompa imal eden bir yer var. Oraya beni hiç götürmedi rahmetli komutan. Neresi orası? Selçuklu Alüminyum Fabrikası diye bir yer. Yarbay Karasoy. Gel Ulvi. Gel otur. Çok heyecanlıyım komutanım. Yeni haberler mi var? Vakit yaklaştı. Çok şükür. Yalnız bu heyecanını başka hiç kimseyle paylaşma. Günlük rutinine devam et. Hiç merak etmeyin. Yıllarım bunu beklemekle geçti. Üzerime ne vazife düşüyorsa yerine getireceğim. O zaman senin vazifen hiçbir şeye karışmamak olacak. Nasıl yani? Siz o gece düzeni değiştireceksiniz. Ben evde televizyonun başında mı olacağım? Aynen öyle olacak ve sakın bir kahramanlık yapmaya da kalkma. Ben kahramanlık değil, vazife yapmak istiyorum. İyi ya Ulvi. Senin vazifen o geceden sonra başlayacak. Hatta belki yıllar sonra. Anlamadım abi. Her şeyi düşünmek zorundayız Ulvi. Bana söylenen senin hiçbir şeye bulaşmaman. Asla kendini deşifre etmemen. Ve işte bu yüzden bugünden itibaren benim makamıma da gelmeyeceksin. Terziye de gitmeyeceksin. Neden böyle bir tasarruf oldu? Hikmetini biz bilemeyiz. Vardır bir bildikleri. Peki sen ne yapacaksın? Ben de o gece yapılan harekatın içinde olmayacağım. Savunma sanayi için geliştirilen bir projenin dosyalarını alacağım. İnşallah. Sana daha önemli bir görev verirler diye düşünmüştüm ben. Ulvi, Ulvi. Bundan daha önemli ne olabilir? Amacımıza ulaşmak için sadece askerin halkın gözündeki itibarını düşürmek yetmez. Askerin elindeki silahı almazsan Türk askeri zapt edilemez. Peki anladım. Neymiş bu proje? Savunma sanayi alanında Yıldırım Projesi diye bir iş. Selçuklu Alüminyum Fabrikası'nda gizlice yapılan bir çalışma. Aracımı hazırlat çıkıyorum.
O fabrikaya gidiyorsanız ben de geleyim. Faydası olur. Sezai'nin yaptığı gibi yapıp yalnız gideceğim. Eğer doğru iz üzerindeysek ürkütmeyelim. Sen de kimsin? Çekil ulan. Paramla sefa süren sensin öyle mi? Dur. Hatırladım seni. Esra'nın dayım dediği adamsın sen. Tekin dayı. Lan dayını. Nereden buldun sen? He? Sare'nin peşini bırakacaksın. Yarın sabah buradan defolup gideceksin. İşler gittikçe büyüyordu. Bakalım sen ne teklif edeceksin bana? Geçiyorsun lan sanki. Bak. Seni bu camdan aşağıya atarım. Amele sümüğü gibi betona yapışırsın. O zaman öğrenirsin teklifimi. Ama Ela'yı hem anasız hem babasız bırakmayı kıyamam. Ben de Esra nerede diyordum. Hadi. Gitti yani. Konuşma lan git. Beni susturacak tek şey var. O da para dayıcım. Tehditle dayakla beni bugün Emet'ten kurtaramazsın. Yarın sabah uçuyorsun. Biznes olmazsa küserim. Yarın akşama kadar buradan defolup gitmezsen o pencereden aşağıya seni atarım. Bonjour. C'est magnifique. Ne hoş bir manzara. Anlaştığımız ön ödemeyi sizin belirlediğiniz 100 farklı banka hesabına paylaştırdım. Haftaya sizin belirlediğiniz bir gün mühendislerimize buluşma ayarlayalım. Proje verilerini dijital ortamda... Что такое? Оставь. Это кто? Korkma yoldaş. Korkma. Sana bir şey yapmam. Korkma. Hatta bak sana sıcak para getirdim. Nazlarov ya. Benim yanımda olan kazanır.
Hoş geldiniz. Sağ ol, var ol. Hoş bulduk. Ben Tuğgeneral Ulvi Karasoy. Memnun oldum. Ben de Gündüz Selçuklu. Sezai Paşa'mın cenazesinde görmüştüm sizi. Allah rahmet eylesin büyük komutanım. Beni de onun yerine layık gördüler. Buralarda ziyaret etmem gereken bir yer vardı. Geçerken fabrikanın tabelasını gördüm, uğramak istedim. Tanırdım rahmetli Cengiz Selçuklu'yu. Oğlusun değil mi? Oğluyum. Buyurun lütfen, bir kahvem için. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Sağ ol Kübra. Babamı nereden tanıyorsunuz? Teğmenliğimle de İstanbul'daydı. O zamanlar baban bizim depolar için pompa üretmeye daha yeni başlamıştı. Bir defasında komutanımla beraber gelmiştik buraya. Sonra babanın da Galatasaraylı olduğunu öğrendim. Şimdi hatırlamadım ama bu oda mıydı, başka bir yer miydi? Beraber maç seyretmişliğimiz bile var. Severdim maç işlerini. Senden de çok bahsederdi. Benim oğlanı cimbama vereceğim derdi. Nasıl oldu bu? Kaza mı? Kaza diyelim. İnsan başına ne zaman ne geleceğini bilemezsin. Kader. Elimden geldiği kadar babamın yolunda devam etmeye çalışıyorum ben de. Büyük hayalleri vardı babanın. Bu fabrikayı orduya hizmet eden çok büyük bir yer haline getirecekti. Babamın hayalleri. De babamla beraber öldü. Tanıştığımıza çok memnun oldum Gündüz. Daha konuşacak çok şeyimiz var. En yakın zamanda tekrar uğrarım. Beklerim komutan. Buyurun efendim. Kumandan, benim Gündüz. Hey Gündüz'üm, söyle. Ulvi Paşa bugün bana geldi. Konuşmamız gerek. Gelirim evlat. Görüşürüz.
Ama Sare annesi, daha oyunumuz bitmedi ki. Ama yemek yemezse büyüyemez. Bunu konuşmuştuk seninle. Çocuklar, hemen odanıza gidin. Hemen! Bağırma baba, Ela korkuyor. Hemen diyorum. Hadi Esra, kalk gidiyoruz. Kim bu adam İbrahim? Sen bir şey karışma. Ne istiyorsun? Hadi Ela kızım. Sen şimdi burada biraz uyu. Sonra oyuna devam edeyiz, tamam mı? Sare, ne oluyor? Sen gir burada bekle, tamam mı? Gitme, korkuyorum. Sakın ses çıkarma. Hemen geleceğim. Ben seni korurum Esra. Korkma kardeşim. Ela da çok korktu. Korkmayın, korurum ben sizi. Al giy bunu. Hadi gidiyoruz. Annem nerede? Hadi Esra, gidiyoruz. Gözlerini kapat. Çocuklar iyi misiniz? Bak tatlım ona. Bak canım. Bak bakalım. İyi misiniz? Güvendesiniz. Artık bir sorun yok, tamam mı? Güvendesiniz. Hiç korkmayın. Hiç korkmayın. Şimdi gideceğiz. Gelin benimle arabaya. Gelin böyle yavaş yavaş. Tut kardeşim canım. Sakin olalım. Korkmayın. Kardeşim, ben yanındayım. Seni her zaman koruyacağım.